Saat kaçta dedin? 2:30'da mı? Tamam, sağ ol. Gelmesin, defolsun gitsin diyor Macide Hanım. Git söyle oğlum. Ne oluyor? Elif Hoca kapıda ama Macide Hanım kızın yanına bırakmayın dedi. Ben şimdi gönderirim onu. Dur. Gönderme. Bırakın içeri girsin, Zeynep'in yanına çıksın. Yalnız Ekrem Bey, yani kızın hali hal değil. Böyle delirmiş gibi bir şey, ben diyeyim de. Girsin dedim. Ekrem, hiç almayalım şimdi biz öğretmeni eve, ha? Bu kadın ya şimdi içeri girecek ya da hayatımıza çakılıp kalacak. Niye? Şükran, sen kızın ailesiyle ilgilen, bir yere kıpırdamasınlar. Olur. Kerime zaten rahatsızlandı. Ben de oğluyla birlikte arabaya bindirdim, hastaneye gönderdim. Volkan nerede? Zorla odasına soktum işte. Kız da ablasıyla birlikte. Güzel. Tamamdır müdür bey, anladım. Kimler gelecek peki? Tamam, tamam. Ben tam 2:30'da oradayım. Açtık hocam, açtık. Alacaklı gibi çalıyorsunuz ilik. Adamı buraya, okula kadar gelmeye ikna etmiş Emir Bey. Öğrenciler de ayaklanmış. E ne olacak peki? Çıktı mı yukarı? İyi, hadi. Ekrem sen ne yapıyorsun? Ben hiç anlamadım. O kadının buradan gitmesi için ne gerekiyorsa onu yapıyorum. Macide Hanım, teyzemin kızı var ya, o aradı şimdi. Senin teyzenin kızının derdi bitmez Şükran. Zamanı mı şimdi? Beni mahalleye çağırıyor. Bütün öğrenci velileri toplanmış, okula gideceklermiş. Bu Milli Eğitim Müdürü mü ne? O geliyormuş işte. Allah Allah. Hadi çocuklar cahil de bunlara ne oluyor? Vallahi bunun herhalde mahallede öğrencisi fazlaymış. Artık hepsi birden galeyana geldiyse demek. Nankör pislikler. Bunları böyle emir örgütlüyor. Tabii. Ha ama bir tek bizim mahalleden değil. İlçenin diğer mahallelerinden de giden veliler varmış. Böyle ihanet görülmedi ama artık. Bir görelim bakalım nereye gidiyorlarmış. Şükran çantamı getir. Tamam. Macide. Ekrem lütfen. Biz de bir kendimizi gösterelim artık değil mi? Verdi. Macide Hanım nereye gitmek isterse götür. Evde olmaması daha iyi. Başüstüne Ekrem. Güzel Zeynep'im benim. Ben ne olursa olsun kalacağım burada. Gitsem de geri geleceğim. Söz veriyorum. Ben sana ne zaman verdiğim sözü tutmadım? Hı? Ya hoca biz de denedik konuşmayı da konuşmuyor kız işte. Bir şey mi oldu? Yani ben tam bilmiyorum tabii ama hani siz de gidince artık o kadarını kaldıramadı herhalde. Bu böyle olmaz. Bir doktora gitmemiz lazım. Ben de dedim bir doktor çağıralım gelsin dedim ama yok dinletemedim bunları. Zeynep'ciğim hadi kalk gidiyoruz. Hadi kalk. Zeynep'ciğim, hadi gayret et biraz tatlım, hadi. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.